Evet, Orta Çizgi'nin yeni programıyla sizlerle karşı karşıyayız. Tabii Beşiktaş'ta camianın önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Beşiktaş Emlak Jet'in genel menajeri Nedim Yücel bizlerle beraber. Nedim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bizleri kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Nereden başlayalım? İstersen senin bir Beşiktaş serüveninden bahsedelim. Beşiktaşlı bir ailenin Beşiktaşlı bir evladısın. Bize anlatır mısın abi Beşiktaşlı'nın nereden geldi? Tabii bizler biliyoruz ama belki bunu bilmeyen ekran başında birçok genç kardeşimiz vardır. Biraz seni dinleyelim. Ben Beşiktaş semtinde doğdum, orada büyüdüm. Babam divan kurulu üyesi, rahmetli dayım hem Süleyman Saba yönetiminde bulundu Vedat'cığım. Hem de vefat ettiğinde divan kurulu genel sekreteri olarak vefat etti. Beşiktaşlı bir aileden geliyorum ve bu yüzden de zaten Beşiktaş'ta basketbola başlamıştım. Yaklaşık 16 yıl oynadım altyapı dahil. Daha sonra ayrıldım. Tekrardan dönmek bu seneye kısmetmiş. İyi ki geldin. İyi ki aramızdasın abi. Tabii geçmiş sezona baktığımız zaman Beşiktaş küme düşme mücadelesi verdi. Bu camia olarak hepimizi çok fazla üzdü. Bu dönem bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş Emlak Jet izliyoruz. Geçmiş dönemdeki oyuncular yarısından hatta hepsi gitti neredeyse. Bu kadro planlamasını neye dayanarak yaptın? Neden geçmiş oyuncuların hepsini gönderdin abi? Yani buradaki kafandaki planlama neydi? Ben Haziran ayında göreve başladım. Tabii bir anda hem antrenörü bulmak, bir yandan oyuncuları transfer etmek zor bir süreç oldu. Öncelikle tabii bu süreçte çok bu bakımdan soru geldi ama niye geçen seneki oyuncular devam etmediniz diye. Bir genelleme de yapmak istemiyorum geçen sene takımla ama Beşiktaş armasının bulunduğu bir yerde ligde son hafta kalmak camia için hakikaten çok üzücüydü. Ve de bu süreçte işte bazı oyuncuları primle motive edildi. Yani Beşiktaş armasının bulunduğu yerde küme düşüyorsunuz ve ya prim nedir? Sporcu için başarı ödüldür. Evet. Yani ligde son hafta kalmak bir başarı değildir. Yani hatta bazıları işte kazandıktan sonra prim double olsun. İşte yani bir primle motive olmaması gerekiyordu oyuncuların. Formaların ağırlığını bilmeleri gerekiyordu. Diyorum genelleme yapmak istemiyorum kesinlikle. Ama ben o yüzden köklü bir değişiklik yapmak istedim. Genç oyuncular kaldı tabii ki. Kerem ve Sabah çok değerli oyuncular. Yağız da öyle. Yağız da keza öyle. O yüzden taptaze yeni bir takımla, formasının ağırlığını bilen bir takımla yola çıkmak istedim. Bu süreçte işte antrenör gelmeden birçok yerli oyuncuyla anlaştık. Daha sonra da Olimpiyeviç'i koç olarak takım başına getirdik. Ve yabancı transferleri de ve diğer birkaç tane yerli transferleri de ondan sonra geldi. Yani şu andaki duruma baktığımız zaman yani bence iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum şu an. Kesinlikle. Böyle. Peki Dušan Olimpiyeviç'i de soracağım. Bambaşka bir sevgi kazandı Beşiktaş taraftarı tarafından. Dušan Olimpiyeviç'i bu zamana kadar biz çok duymuyorduk. Nasıl buldun abi Dušan'ı? Yani bir gözlemleme sonucu mu ortaya çıktı? Bu süreci de çok merak ediyoruz. Bursa Spor'da da beraberdiniz. Beşiktaş'ta da berabersiniz. Herhalde yollar uzun bir süre beraberlikle devam edecek gibi gözüküyor ama tabii Dušan'ın performansı, camiayla bir hava yakalaması herkesi mutlu etti. Bir Dušan'ı senden dinleyelim. Ya Dušan'ı ben Bursa'daki ilk genel menajer olarak hazırlık maçına gitmiştik. İlk maçımdı Kızılyıldız'a karşı. O zaman 32 yaşındaydı ve çok ilgimi çekmişti açıkçası. Yani 32 yaşında Kızılyıldız gibi basketbol ekolunun bu kadar genç bir antrenörü takım başına koyması, Euroleague'de onunla mücadele etmesi çok ilgimi çekmişti. Ondan sonra ben Dušan'ı takip ettim. Kızılyıldız'da o sene bence iyi de iş çıkarmıştı. Fakat Adret Ligi'nde son maçta şampiyonluğu kaybettiler ve görevden alındı. Daha sonra bir Rusya macerası oldu. Zor bir takıma gitmişti. Orada da çok fazla tutunamadı. Daha sonra Bursa'da antrenör değiştiğinden sonra direkt kendisiyle temasa geçtim. Ve hemen bir karşılıklı bir elektrik aldım kendisinden. Ve Bursa'da takım başına geçirmiştim. Ondan sonra 2,5-3 sene çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Daha sonra Beşiktaş'a geldiğimde zaten o zaman Bursa'da kontratı vardı. Fakat Bursa'daki gelişmeler başka bir antrenöre bakıyordum. Bursa'daki gelişmelerden sonra sponsor çekilmesinden sonra fes oldu kontratı ve hemen kendisi iletişime geçtim. Ve şu anda kulübümüzün başında. Peki transferlere aslında biraz değinelim abi. Biliyorsun Beşiktaş taraftarının devamlı bir transfer isteği vardı.
hala devam ediyor. İşte 4 numara alalım diyorlar. 5 numara pozisyonuna bir oyuncu almamız gerektiğini söylüyorlar. Sosyal medyada devamlı bunlar var. Tabii camianın transfer isteğine karşı Beşiktaş 2 tane transfer yaptı. Olmo ve Simonovic'i aldı son olarak. Öncelikle camianın transfer isteğiyle ilgili görüşlerini rica edeceğim. Daha sonra son yapılan 2 transferle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Neye dayanarak aldık bu 2 oyuncuyu? Buradaki düşünce neydi? Ya öncelikle şimdi transfer süreçlerinde ben Dušan'la ilk konuşmamda Bursa'ya gelirken ne sadece senin istediğin oyuncu takıma gelir ne sadece benim istediğim oyuncu gelir. İkimizin beraber mutabık kaldırdığı, el kaldırdığı oyuncuyu alırız. O da zaten normalde böyle olması gerektiğini söyledi. Sonuçta bazı şeyler benim gözümden kaçabilir, bazı şeyler onun gözünden kaçabilir. Yani ikimizin de ortak el kaldırdığı oyuncuyu takımına almaya çalışıyoruz. Transfer tabii ki biz sezon içinde de işte sezon arasında belki Darüşşafaka mağlubiyetiyle başladık ama yani özellikle hazırlık sürecinde hatta bir ben hocaya açıkçası şunu da söyleyeyim şu anda. Hazırlık maçındaki hazırlık dönemindeki maç programında çok kuvvetli takımlarla biz maç aldık. Evet. Yani camia kulüplerinde hazırlık maçlarında bile hep takip edilir ve bir anda negatif bir enerjiyle başlayabilirdik fakat buna rağmen CSK, Kazan, işte Galatasaray, Zenit. Efes, Zenit yani çok önemli takımlarla oynayıp ve bu galiba yanlış hatırlamıyorsam 10 maçta 7-8 galibiyet aldık. Doğru. Yani çok sansasyonel bir galibiyetler aldık. Fakat ona hemen hemen bir transfer isteği oldu. İşte o eksik bu eksik tabii ki sonuçta kim istemez takımın kuvvetlenmesini. Yani ben de daha kuvvetli olsun isterim. Hoca da herkes daha kuvvetli olsun ister. Keşke sınırsız bütçemiz olsa ona göre transfer yapsak ama bir önce bu bir bütçe meselesi. Zaten biliyorsunuz ya kulübümüzün amiral gemisi futbol. Yani futbola başarılı olmamız gereken bir sezon futbolda da. Oraya çok fazla yük almamaya çalışıyoruz. Artı NBA ve G League'de paraların artması, kadroların genişlemesi, aynı zamanda Asya pazarı şu anda inanılmaz bir boyutta. Yani 200-300 bin dolarlık oyunculara orada 700-800 bin dolar veriyorlar. Yani herhangi bir hiçbir şekilde pazarlığa da oturamıyorsunuz. Yani piyasa çok dar. Oyuncu bulmak çok çok zor. Yani bir 2-3 sene önceki gibi bu oyuncu kötü çıktı hemen onu değiştirelim, şu oyuncuyu getirelim veya işte daha kuvvetli olalım bir oyuncu getirelim. O süreç tamamen bitti artık. Yani baktığın zaman EuroLeague takımları bile transferleri çok zor yapıyorlar yani. O bakımdan tabii biz de eksikleri görüyoruz. Kyle Olman ve Simonovic bence şu anda ki bu pazarda bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncular. Mesela en basitinden şunu da söyleyeyim yani niye 4 numara almadı deniyor. Tabii ki bizim ilk önceki isteğimiz dışarıdan daha çok şut atan mobil bir 4 numaraydı. Fakat dediğim gibi bu havuzda onu bulmak çok zor yani. Mesela açık şimdi söyleyeyim Dao'yu ilk biz istedik, almak istedik. Fakat takımı yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Alamadık işte Dudunski ile konuştuk, alamadık. Şu andaki Simonovic çok potansiyelli bir oyuncu. Karadağ kökenli ve gerçekten ya yani NBA'de bir şansını denedi ama peki tekrardan NBA'ye döneceğini düşündüğüm tabii genç hem 4 numarayıdan süre alacak hem 5 numaradan süre alacak. Bize katkı sağlayacağını düşündüğüm bir oyuncu. Kyle Olman da keza öyle. Avrupa'da bir ikinci senesi, üçüncü senesi ama onu da bazı daha Avrupa'ya alışma sürecinde, takıma alışma sürecinde belki hazırlık döneminde bizde olsaydı hocanın sistemine daha kolay adapte olabilirdi. Şu anda daha sisteme adapte olmakla o sürece alışmakla alışmaya çalışıyor. Ama o da alıştıkça daha da bence takıma ikisi de katkı sağlayacaktır. Peki abi almak isteyip de alamadığın bir oyuncu oldu mu bu dönem? Çok isteyip de şartlardan dolayı ya da kulübü bırakmaması gibi bir duruma karşı karşıya geldi mi? Açıkçası işte Daum'la şeyi istedik. Dudunski'yi istedik. Neden olmadılar? İşte dediğim gibi yani Daum yüksek bonservis istedi kulübü. Artı Dudunski de şu anda çok yüksek para alıyor. Kontratı var. Yani iyi bir oyuncuyu zaten kulübü bırakmıyor. Bırakmıyor. Zaman yani. Açıkta olan iyi oyuncu da yok. Dediğim gibi bu pazarda. Yani transfer yapmak özellikle bu süreçte inanılmaz zor. Yani görüyorsunuz zaten EuroLeague takımları da transferlerini çok geçen sene Tofaş'ın göndermek istediği bir oyuncuyu Maccabi aldı EuroLeague'e. Evet doğru.
Yani bu tip bak yani çok hakikaten çok zor bir süreç şu anda. Bütçe olarak da baktığımız zaman tabii Anadolu Efes, Fenerbahçe çok ciddi bütçeleri olan takımlar. Beşiktaş'ın mevcut bütçesi ne durumda? Bütçe oranında ligin ilk yarısındaki performansla bununla bağdaştırayım. Memnun musun abi takımdan? Ya memnunum tabii ki. Baktığınız zaman ya bütçe olarak şu anda tahmin ediyorum 5. 6. sırada olduğumuzu düşünüyorum. Bu da aslında bu ilk yarı itibariyle ne kadar değerli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Futbola fazla yük olmamaya çalışıyoruz. Burada yeni bir yöntemimiz var. Ayrıca basketbolda yeni bir yönetim var. Umut Aygüneş ve ekibi şu anda onlar da canlı başlı çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Şu anda hiçbir oyuncunun ne alacağı var. Hiçbir şeyle ev kiraları, arabaları, her şey sadece sahaya konsantre oluyorlar. Bu yüzden de herkese çok teşekkür ederim. Bu önemli değil mi abi? Tabii ki çok önemli. Yani oyuncunun sadece sahaya konsantre olması çok önemli. Bu aynı zamanda bizim açımızdan da önemli. Çünkü oyuncuya karşı yaptırım yapabiliyorsun. Kulüp olarak oyuncuya karşı borcunuz varsa yaptırım yapman çok zor oluyor. O zaman yaptırım yapmanız da çok zor. Bu bakımdan yani şu anda işte dün de açıkladım. Yaklaşık 3 milyon dolar gibi bir oyuncu bütçesiyle yola çıktık. Şu anda eklemeler ve Leighton Hammond'ın ayrılmasından sonra yaklaşık 300 gibi bir bütçe oldu. Yani memnunuz. Memnun yani. Cami olarak da memnunuz. Yani bir anda gerçekten anlık başarılar için tabii ki bizim de hedefimiz gidebildiğimiz kadar en yukarı gitmek. Ama kulübü en yukarı gidelim derken borca sokup İşte daha sonra bat davalarıyla daha önce birkaç kere yaşanmış örnekler var bu konuda. Diğer seneleri riske atmaktansa adım adım gitmek bence çok daha doğru. Bu temelini oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her sene de üstüne koyacağız. Yine bu sene de yukarı kadar gitmek olur olmaz ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umut Tahir Güneş, hazır sen de bahsettin. Basketbol şubesine tekrar devam ediyor. Ahmet Nur Çebi yönetiminde vardı. Bu dönemde Sayın Başkan Hasan Arat şubeye devam etmesini söyledi ve basketbol AŞ kuruldu. Yeni bir ekip kurdular. Umut Tahir Güneş'in arkadaşlarıyla beraber kurduğu bir yönetim kurulu var. Bütün maaş bütçesini, her şeyini tamamen onlar tarafından finanse edilen bir durumla karşı karşıyayız. Umut Tahir Güneş'i dinleyelim abi senden. Seni nasıl getirdi buraya, seni nasıl ikna etti? Aslında sürpriz oldu Nedim Yücel hamlesi. Neler konuştunuz abi gelmenle alakalı? Öncelikle kendisine yine çok teşekkür ediyorum beni tekrardan yuvama döndürdüğü için. Kendisinin çabalarıyla, isteğiyle tekrardan yuvaya döndüm. Geçen sene herhalde Ocak-Şubat ayıydı ilk benimle temas kurdu. Daha önceden de tanıyordum kendisini. Fakat tabii ki yönetici olduktan sonra herhangi böyle bir konuşmamız olmamıştı. Sonra Aralık-Ocak gibi kulübe gelmemi istedi. Fakat o sırada ben Bursa'nın başındaydım. Daha sonra işte Bursa'nın başkanı ve ile konuştu. Onlar da bırakmayınca artık sezon sonu konuşacağımızı söyledik. Sezon bittikten sonra tekrardan oturduk ve zaten anlaşmamız çok kolay oldu. Takımın bütün ihtiyaçları ilgileniyor. Gerçekten çok hırslı, başarılı olmak istiyor. Hocayla, benle, oyuncularla ilişkisi çok iyi. Güzel bir beraberlik var. Bu da zaten aile ortamı yaratılmasının bence baş aktörü. Bu da zaten şu anda sahada başarıya getiriyor. Tabii abi hedefleri biraz da geçelim. Küme düşme noktasından bir anda Euro Cup hayaliyle şu an taraftar hayaller kurmaya başladı Beşiktaş taraftarı. Euro Cup'a nasıl gittik abi? Yani takım küme düşüyordu geçen sezon. Son anda kümede kaldı. Bir anda Euro Cup macerası başladı. Orada senin emeğinin biz çok büyük olduğunu biliyoruz. Bize o süreci anlatır mısın? Bir de Sayın Başkan Sarat'ın Euroleague hayali vardı. Bu hayalle alakalı da gerçekleşme durumu olma ihtimali Euro Cup'a almanın dışında mümkün mü abi? Senin öngörülerin ne? Bu iki konuyu senden dinleyelim. Euro Cup sürecinde tabii ki yani baktığınız zaman Beşiktaş Euroleague'de oynarken bazı Euroleague ve Beşiktaş arasında bazı talihsiz demeçler ve bir araya soğukluk girmiş. Evet. Artı geçen sene lig sonuncusu olan bir takımın Euro Cup'ta lig sonuncusu derken son hafta ligde kalan takımın Euro Cup'ta olması tabii çok nadir. Belki de hiç görünmeyen bir şey. Ama ben 3-4 yıldır Euro Lig yöntemiyle iyi ilişkiler içerisindeydim.
Gittik. Kulübü zaten anlatmaya gerek yok. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok ama pazarlama ekibine de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum hazırlamışlar. Ben de onu sundum. Ve de onlar da aslında tekrardan Beşiktaş gibi bir kulübün Euroleague bünyesine katılmasına, Eurocup'ta mücadele etmesine istediler. Söz konusu Beşiktaş olunca zaten ikna etmekte çok zor olmuyor açıkçası. Sayın Başkanımız Hasan Arat'ın Euroleague ile alakalı söyledikleri tabii bizi de heyecanlandırıyor. Kendisi daha önce Euroleague yönetiminde bulundu. İnşallah tabii ki biz de çok isteriz Euroleague'de bulunmayı. Önümüzdeki süreci göreceğiz. Tabii abi öz kaynak düzeni. Beşiktaş'ta her zaman ön plana çıkan altyapı. Altyapımız ne durumda? Orayla ilgilenmeye zaman oluyor mu? Çünkü hem Eurocup hem lig öz kaynak düzeniyle alakalı projeleriniz nedir? Düşüncelerini alabilir miyim o konuyla alakalı? Ya Beşiktaş her zaman öz kaynak düzeniyle başarılı olmuştur. İşte zamanında Metin Ali Feyyazlar'la, Rıza Bilal'le hepsiyle başlayan süreç. Şu anda baktığınız zaman hakikaten çok önemli bir iş yapıyoruz. Kerem Konan ve Samet gibi 19 yaşında iki tane pırıl pırıl genç takımımızın neredeyse ana rollerini üstleniyor. Yani bu evet. Türk basketbolu açısından da çok önemli bir durum. Altyapıda da Yağız geliyor, Ata Özbek geliyor, diğer altyapıdaki oyuncular da geliyor. Altyapıya açıkçası yani ligde geçen sene son anda kaldığımız için ve köklü değişiklikler yaptığımız için öncelikle A takım seviyesini düzeltmek için çok fazla çaba harcadık. Ama altyapıya da özen göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha çok zaman ayıracağız. İnşallah daha dediğim gibi çok pırıl pırıl gençler var. İnşallah onları da yakın zamanda monte edeceğiz. Tabii NBA'deki gururumuz Alperen. Senin de mutlaka onun üzerine emeklerin vardır. Alperen'le ilgili söylemek istediklerin var mı abi? Alperen ben U17 milli takımının başındayken benim oyuncumdu. O zaman 16 yaşındaydı. Hatta bir anımızı anlatayım yani. Şeyde Arjantin'de şampiyonaya gittik. Orada NBA scoutlarıyla konuşmamızda bana oyuncu sordu. Hangisini takip edeyim dedi. Ben de Alperen'i söylemiştim. Ondan sonra ilk maçta Porto Rico ile oynamıştık. Porto Rico da çok kısa bir takımdı. Bizimkiler de baktılar işte çok kısa falan. Çok önemsemediler maçı. Ve Porto Rico ilk maçta bizi yenmişti. Alperen de o maçı kötü oynamıştı. Ondan sonra maç sonrası NBA scoutlarıyla konuştuğumuzda ya işte Alperen tamam ama işte birkaç tane başka şimdi isim vermeyeyim. Başka oyuncuyu daha çok beğendiklerini söylemişlerdi. Fakat ondan sonra Alperen turnuvayı çok iyi geçirdi. Hatta Bamit kapandığında ben o projeyi Bursa'ya getirmek istemiştim. Fakat Uludağ Çiçek ailesinin sponsorluğu ilk senesiydi ve onlar da haklı olarak bir önce bir gözlemlemek istediler. Yani o paraları vermek istemediler. Daha sonra Beşiktaş'a geldiler. Çok yani gururlandırıyor bizi. Önü çok açık. Yani şu anda NBA'in efsanesi olma yolunda ilerliyor. Dualarımız inşallah bu sene All-Star olur. Bu sene olmazsa da çok yakın bir gelecekte kesin olacak yani. O net bir şekilde gözüküyor. Evet. Abi artık programın sonlarına geldik. Beşiktaş taraftarı seni çok seviyor. İnanılmaz derecede sahiplendiler seni. Onlara söylemek istediğin neler var? Bir mesajın var mı? Tabii önümüzde de bir Eurocup maçı var. Önemli bir maç. Taraftarın salonu doldurması harika bir şey. Yani bunu biz uzun zamandan beri basketbolda görmüyorduk. Ama bu dönem herkes maça gelmek istiyor. Hatta biletlerin bulunamadığı falan hep sosyal medyada okuyoruz. Bilet bulamıyoruz diye. Taraftarlarımızın söylemek istediğin son sözleri alalım. Yayını kapatalım. Tabii senin de bizim unuttuğumuz, senin söylemek istediğin bir şey varsa da bunu dinleyebiliriz. Ya öncelikle göreve başladığım en büyük hayalim tekrarda akatları doldurmak. Bunda kalmadık. Senelerden de 17-18 bin kişiye oynadık. İnanılmazdı. Hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi. Onu da sorayım abi. Nasıl bir atmosferdi? Çıkınca ne hissettin? Yani müthiş bir atmosfer vardı. Ya müthiş bir atmosfer. Ya ben oynadığım dönemde, Beşiktaş'ta oynadığım dönemde akatların ilk zamanlarıydı. Biz maça gelmeden bir saat önce tribünlerin dolduğunu hatırlıyorum. Hakikaten içim burkuluyordu. Yani akatları öyle gördüğü zaman içim burkuluyordu. Akatların dolması, Sinan Erdem'in 17 bin kişi benim için bir hayaldi. Bunu gerçekleştirdi. Dediğim gibi en güzel günlerimden bir tanesi oldu o gün. İnşallah bu senede artık playofflara yaklaştıkça daha çok Sinan Erdem'de oynayıp o atmosferi
tekrardan yakalamak istiyoruz. Bursa Spor maçını bekliyoruz. Ya sonuçta çok daha önemli maçlarımız var gelecek. Onların ruhuna uygun savaşan, formasının ağırlığını bilen bir takım yaratmaya çalıştık. Onlar da oyuncular bizi mahcup etmedi. Taraftarlar oyuncuları sahiplendi. Güzel bir sinerji oluştu. İnşallah böyle devam edecekler. Yani bu takım maç da kaybedebilir. Ama maç kaybettiği zaman bile ben biliyorum ki bu takım elinden geleni yapıyordu. Terinin son damlasına kadar sahada veriyor. Bence bu önemli. Sonuçta bir yerde gücümüz yetmeyebilir karşı takımın bütçesinden dolayı, kadro genişliğinden dolayı, kalitesinden dolayı kazanamayabiliriz. Ama hiçbir zaman geri adım atmayan bir takım. Baktığın zaman şu anda ocağın ortasına geldik neredeyse. Sadece bir maçı farklı kaybettik yani. Evet. Onun dışında bütün maçlarda kafa gitti. Hep son kaybettiğimiz maçlarda son 30 saniye kadar, bir dakika kadar hep maçın içindeydik. Bu çok önemli bir şey. Yani şu andaki bu EuroLeague Cup'ın yeni formatı hakikaten çok zor bir format. Geçen sene Nisan'ın ortasında lig biterken, normal sezon biterken şu anda Şubat'ın başında bitiyor ve çok sıkışık bir fikstürde oynuyoruz. Yani baktığın zaman bir tek geçen hafta biz hafta içi maç yapmadık. Yani 3 günde bir maç yapıyoruz. Yani maç bitiyor. Ne sevinmeye ne üzülmeye vaktimiz kalıyor. Hemen diğer maça konsantre olmak zorundayız. Bu gerçekten çok zor takım açısından. EuroLeague'de bile Milano gibi, Partizan gibi, Kızılyıldız gibi, Bayern Münih gibi Almanya Ligi'nin en kuvvetli takımı. Yani EuroLeague maçlarından sonra hep ligde çok zorlanıyorlar. Hep sürpriz mağlubiyetler alıyorlar. Biz bunu çok fazla yaşamadık açıkçası. Bu önemli bir durum. O bakımdan maç kaybetsek de her zaman bu takımı desteklemeye devam etsinler. Bu takıma inansınlar. Peki abi, benim aslında bilmiyorum senin de dikkatini çekti mi? Yani Beşiktaş taraftarların, ben bench'in arkasında oturuyorum genelde, hep böyle merak ettiği, orada kendi aralarında da konuştuğu şeyleri duyuyorum ben. Aslında bugün seni yakalamışken bu soruyu da sorayım. Bazı maçlarda Dušan Olimpijević'in yanındasın. Bazı maçlarda da seni en arkada görüyoruz. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani burada Dušan'la sorunlar yaşadığınız için mi bunu tercih ediyorsunuz? Yoksa statü gereği mi bir problem var? Bunu merak ediyorum. Bunu çünkü maçta da bir kişi konuşuyordu böyle. Ya Nedim niye en arkada oturuyor falan dediler. Hazır seni de yakalamışken en azından bu dedikoduyu ortadan kaldıralım abi bugün. Bu konuda da bana birkaç kere soru geldi. Türkiye Ligi'nde en başta oturuyorum. Fakat Euro Cup maçlarında kurallar gereği kulübün en üst düzey yetkilisi, profesyoneli bench'te oturamıyor. Hmm. Çünkü acil bir toplantı gerekebilir, bir şey olabilir diye. Ondan dolayı bench'te oturma yasak Euro Ligi kuralları gereği. O bakımdan ben de sonunda oturuyorum. Yoksa aramızda hiçbir zaman Dušan'da bir problem olmadı. Herhangi bir şey de yok. Statü gereği sadece. Tamam, bunu da en azından Beşiktaş taraftarlar bilmiş olsun. Nedim abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bir Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş Kulübü Kongre üyesi olarak sana çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir takım ortaya çıkardın. Yönetimle beraber, Dušan'la beraber. Ve iyi ki tekrar aramıza katıldın, yuvana döndün. Bu konuda sana da bir teşekkür sunayım ben. Arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Tabii orta çizgide böyle özel konuklarımız olacak. Bugün Beşiktaş Emlak Şirket Genel Menajeri Nedim Yücel bizlerle birlikteydi. Haftaya çok daha farklı isimleri inşallah konuk olarak alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum atmayı, beğenileri ve abone olmayı unutmayın. Sizler bize iyi gösterdikçe bizler burada daha fazla yayın yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.